Birinci dakikada golü kaçırdık ve akabinde iki tane gol yedik. Bu iki tane gol bizi ister istemez demoralize etti. Oyun anlamında oyun sistemini de değiştirmeye çalıştık. Ve ondan sonraki süreç içerisinde aslında çalıştığımız yerden yemememiz gereken basit golleri yemiş olmak bize yakışmadı. Ama futbolcu kardeşlerim gerçekten çok iyi bir geri dönüşüm gösterdi. Bununla beraber attığımız gollerle iyi bir süreç geçirdik. Şimdi bir şeyler söylemek istiyorum. Sosyal medyada böyle küfür eden arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız. Herkese bakacağız. Herkes hak ettiğini alacak. Tamam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Şimdi maçın ilk yarısına gelirsek, topa sahip olan, pozisyon üreten, rakibe pozisyon vermeden inanılmaz derecede pozisyona giren bir takımdık. Çok iyi oynadık. 2-0 öne geçtik. 2'den sonra 3'ü 4'ü bulabilirdik. Akabinde 3. golü kaçırdıktan sonra kalemizde yine çok basit çalıştığımız yerden, taç atışından özellikle duran topları söylememize rağmen maalesef tecrübe eksikliği, biraz lig tecrübesinin az olmasından dolayı kalemizde bir gol gördük. İlk yarı 2-1 bitti. Oyunun ikinci yarısına da iyi başladık. Yine pozisyonlarımız vardı. Brayton'ın pozisyonu var, atsa boş kaleye kaçan pozisyon, durum 3-1'e gelebilirdi. Maalesef yine çok basit bireysel bir hatadan kalemizde ikinci golü gördük. Üçüncü golü yedikten sonra da yine pozisyonlarımız var. Sahada aslında pozisyon anlamında hiçbir sıkıntı çekmedik ama tamamen takımımızın en büyük sıkıntısı lig tecrübesi az oyuncuların gol yedikten sonra çok kırılgan olmamız. Bunun üzerine aslında çok çalışıyoruz. Bir galibiyete ihtiyaçları vardı. Takımımızın bir galibiyete ihtiyacı vardı. O özgüveni kazanma, oyuncularımızın kendine olan özgüvenini arttırma anlamında bizim için çok iyi olacaktı. Maalesef gol yedikten sonra çok çabuk kırılgan olduğumuz için yine özgüven eksikliğinden acaba yine maç gibi psikolojisi bizi buraya getirdi. Yani dışarıdan bakıldığında 4-2 bir gözüken maç ama aslında oyuna baktığında oyun çok farklı bir oyun vardı sahada. Bu konuda bu eksini gidermek için üzerine çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Lig devam ediyor. Biz inancımızı, umudumuzu asla kaybetmedik. Oyun formu, sahada oynanan oyun bizim zaten umutlarımızı ayakta tutuyor.